Kontrol Mimar kanalına hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bugünkü konumuz çimento. Çimento malzemesi bizler için en önemli malzemelerden birisidir. Neredeyse her yapıda doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan şantiyenin vazgeçilmez yapı malzemelerinden biridir. Çimentonun tarihçesinden başlayalım. Tarihte çimentonun ilk üretimi 18. yüzyılda yapılmıştır. John Simeton isminde bir İngiliz kireç ve bazı pozolanlar ile yapmış olduğu çalışmalar sonucu İyi bir bağlayıcı elde etmeyi başarmış fakat bu icadı fazla duyulmamıştı. 1796 yılında ise Joseph Parker doğal çimento üretmeyi başarmış ve Parker'ın çimentosu olarak isim vermişti. Sonrasında bu çimento Roma çimentosu olarak adlandırılmıştır. 1824 tarihinde ise duvarcı ustası Joseph Azdin icat ettiği çimentoya Portland adasında çıkartılan yapı taşlarına benzediğinden dolayı Portland çimentosu adını vererek patent almayı başarmıştır. Ülkemizde ise çimentonun geliş tarihi 1911 tarihinde Darıca'da kurulan çimento fabrikası ile olmuştur. Arslan Çimento adı verilen tesis Darıca'dan hemen sonra Eskişehir'de de bir fabrika kurmuştur. Bu fabrikanın üretimlerinin yeterli olmaması nedeniyle 1932-1933 yıllarında Zeytinburnu, Kartal ve Sivas'ta yeni fabrikalar tesis edilmiştir. Şu an ise sanırım çoğu ilde, belki bilmiyorum bütün illerde çimento fabrikası vardır. Çimento kirli kalkeri özel fırınlarda pişirip çok ince öğütmekle elde edilen, su ile karıştırıldığında katılaşıp sertleşen, harç ve beton yapımında kullanılan kül renkli toz bağlayıcı bir gereçtir. Çimentonun bu kadar önemli olmasının nedeni betonun en önemli malzemelerinden biri olması ve bizim betonu ve betonarmeyi çok sık kullanmamızdır. Çimentonun betondaki görevi ise bağlayıcı olmak. Çimento, beton veya harç oluşturmak amacıyla taş, agrege ve benzeri maddeleri birbirine bağlayarak bir arada tutulmasını ve sert bir kütle meydana getirmesine olanak sağlar. Bu durumda bizim için vazgeçilmez bir malzeme olur. Çimentonun ana ham maddeleri kireç taşı ve kildir. Çimento ve çimentonun ara maddesi olan klinker üretiminde demir cevheri, boksit, kum gibi yardımcı maddeler de ilaveten kullanılmaktadır. Peki klinker nedir? Kısaca ondan da bahsedelim. Klinker çimento üretimin sırasında pişmiş kil ve kalkerin birleştirilmesinden oluşan iri taneli malzemedir. Çimentonun bir önceki safhası olarak adlandırılabilir. Yapısında pişirilmiş biçimde %30 kil ve %70 oranında kalker içerir. Klinker de kısaca budur. Katkılı çimento üretiminde ise klinker ve alçı taşı dışında çimento tipine göre tek veya birkaçı bir arada olmak üzere tıras, yüksek fırında curuf, uçucu kül, silis dumanı katılır. Çimento birçok beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir. Ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir. En çok kullanılan çimento tipleri Portland kompozit çimento, katkılı çimento, curuflu çimento ve sülfata dayanıklı çimentodur. Bunun dışında özel amaçlar için beyaz Portland çimentosu ve diğer bazı tip çimentolar kullanılmaktadır. Videomuzun sonuna geldik. Ama inşaat videoları çektiğimiz için kanalımıza çimentoyu başka videolarda çok defa misafir edeceğiz. Çimento çeşitlerini de inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadarla kalalım. Beğenip abone olunuz ve yorum yapınız. İyi günler.